30 milyonu aşkın kişi virüse yakalandı ve bu sayı her geçen dakika artıyor. Her gün yeni bir aşı ya da tedavi yöntemi gündeme geliyor. Dünya aylardır koronavirüsle mücadele ediyor. Ama biz haberimizde koronavirüse sağlık cephesinden bakmayacağız. Virüsün tetiklediği diğer krize, ekonomiye odaklanacağız. 2020 yılında en büyük ekonomiler beklenmedik bir darbeyle sarsıldı. Koronavirüs salgını. Alınan tedbirlere rağmen hiçbir ülke salgına direnemedi. Amerika Birleşik Devletleri 1929 büyük buhrandan sonraki en büyük travmayı yaşadı. Ekonomisi %9,1 küçüldü. IMF verilerine göre işsizlik oranı %10,4'e dayandı. 35 milyon kişi işsiz kaldı. Atlantik tarafındaki batılı ekonomiler öyle negatif büyüme rakamlarıyla karşı karşıya kaldılar ki negatif büyüme rakamlarını telafi edecek kadar artı rakamları yakalamaları çok kolay değil. Avrupa'da salgın en çok İspanya'yı vurdu. Ekonomi %22 küçüldü. Fransa'da daralma %18,9. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'daysa %11 oldu. İngiltere ekonomik yaralarını saramadı. 49 büyük şirket iflas etti. Ekonomideki daralmaysa %21'i aştı. İtalya hem binlerce vatandaşını kaybetti hem de finansal istikrarını. Ekonomi %17,7 daraldı. Salgın sınır tanımadı. Avustralya ekonomisi %7, Hindistan %25 daralmayla dikkat çekti. En fazla etkilenen ülkelerden biri de Latin Amerika ülkesi Brezilya oldu. Ülke 2003 yılından bu yana gözlemlenen en büyük küçülmeyi yaşadı. İlk çeyreği büyümeyle tamamlayan Türkiye'de ikinci çeyrekte olumsuz etkileri gördü. Ekonomi %9,9 daraldı. Ekonomistler ise iyimser. Türkiye bütün bu tablo içerisinde çok istisnai olarak bu yılı sıfıra yakın bir negatif veya sıfırın biraz üzerinde bir pozitif rakamla kapatabilme ihtimali giderek güçlenen V tipi bir toparlanmayı dünyada şu anda net olarak gösteren ender ülkelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Salgınla yüzleşen ilk ülke Çin, ekonomik olarak da toparlanan ilk ülke oldu. Çin bu süreçte büyüyen tek G20 ülkesi oldu. Ekonomisi %3,2 büyüdü. Şimdi hedef koronavirüse karşı etkin bir aşı bulmak. Aşıyı ilk bulan ülke olmak içinse rekabet hızlandı. Dünya genelinde 20-30 milyar dolarlık bir ilaç ithalatı ve aşı ithalatı yapmak durumunda kalacaklar. Bu da aşıyı bulan ilk ülkenin sadece tek başına COVID-19 aşısından milyarlarca dolarlık aşı ihracat geliri elde etmesi gibi bir sonucu da beraberinde getirecek. Aşı sadece virüsü bitirmeyecek, salgının ağır faturasını da karşılayacak. Ve aşıyı bulan ülke kendi ekonomisini öne taşıma fırsatı bulacak.